Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Erdal abiyle birlikte Anthony Vakayeme'nin Galatasaray'a transfer iddiasını konuşacağız. Anthony Vakayeme Galatasaray için uygun bir isim mi? Doğru bir isim olur mu? Ve Anthony Vakayeme'nin gelmesi halinde Galatasaray'ın ilk 11'i nasıl şekillenir? Bunları konuşacağız. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk sevgili Tufan. Anthony Vakayeme'yi konuşalım. Vakayeme'yi konuşalım. Süper Lig için aslında çok değerli bir isim. Trabzonspor için de artık simgeleşmiş bir isim. Sezon sonu da sözleşmesi sona eriyor. Bununla ilgili bizde de detayları verelim istersen. Önce bir kaynağımızı gösterelim haber kaynağını ki emeğe saygıyı gösterelim. Ardından da Envakami'nin doğru bir isim olup olmayacağını konuşalım. E, şu şekilde ekrana getiriyorum. Ajan Spor ve Radyo Spor'un e, birlikte haberiydi bu. E, Galatasaray'da Trabzonspor ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan... Anthony Vakayeme'nin menajeriyle görüşüldü. Ancak henüz somut bir sonuç alınamadı. Trabzonsporlu yönetim de aynı şekilde oyuncuyla yeniden masaya oturacak şeklinde haberler var. Ee, ayrıca başka bir kaynağı da göstermek gerekirse Haber 61 e, kanalı kanalında. Trabzon Trabzon'un yerli haber kaynağı o da birebir Trabzon'dan verilen bir haber. O daha güvenilir. Çünkü direkt bölgesinden verilen bir haber olduğu için. Tabi Ajans Spor'un verdiği haberden şunu anlıyoruz. Envakame'nin önceliği Trabzonspor gibi gözüküyor. İşte haberde 61'de İstanbul'un hedefinde Envakame var demiş. Dün Fenerbahçe bugün Galatasaray yazısı var. Cadı kazanı kaynıyor. Yine artık yeni aynı taktik demiş. Yine aynı taktik demiş burada. Şimdi Envakame için önce tabi Ajans Spor'un bir haberini konuşmak lazım. Orada henüz bir somut anlamamış gibisen bir madde var. Evet Galatasaray Envakame ile ilgili henüz Somut bir sonuca ulaşmanın Sadece bir fiyat soruşturması. Olur mu, olmaz mı? Galatasaray'a gelir misin, gelebilir misin? E, gibi ise sadece bir e, soruşturma bu. Hani menajeriyle yapılan bir görüşme de olabilir. Bir telefon görüşmesi de olabilir. Bu transferin olacağı veya olduğu anlamına gelmiyor. Futbolcunun önceliği Trabzonspor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim ben. E, futbolcunun cephesi Trabzon'da kalmak istiyor. Trabzon cephesi en tutmak istiyor. Süper Lig'de en kolay futbolcu geçen, su gibi futbolcu geçen, ee, Envakame'dir. daha iyi çalamadığı şu an Süper Lig topçusu yok bence. Yeter ki formunu yakalasın, ritmini yakalasın. Envakame çok değerli bir futbolcudur. Yani elbette Galatasaray'da görmek isterim ama şimdi Galatasaray'ın transfer politikasını, gelecek politikasına baktığımız zaman 25-24 yaş altı futbolcular istiyor. Genç futbolcular istiyor. Sadece orta alana bir tane deneyimli bir isim istiyor Galatasaray. O da işte enleri konuşuluyor veya diğer isimler konuşuluyor. Ben burada Antonio Envakame'nin isim olarak Doğru bir isim olsa da yaş itibariyle doğru bir isim olduğunu düşünmüyorum. Yani Enver gelmesi durumunda Galatasaray'da Kerem'in pozisyonu değişir. Sağ tarafa geçer. Bir anda Morutan 10 numaraya geçmiş olacak. Fegüle'nin ritmi yükseliyor şu anda. Ben bu hamlenin sadece takımı güçlendirmek adına olacağını belki düşünmüştür Fatih Hoca ama isim olarak doğru olsa da yaş itibariyle çok doğru olduğunu düşünmüyorum Tufan. Şimdi abi şöyle bakmak lazım. Sezon sonu sözleşmesi bitecek bir oyuncu Vakayem'e ve sezon sonunda yabancı kuralı 7 artı 4'e düşüyor bildiğim kadarıyla. Yani bir oyuncu daha düşecek ve e, da bir oyuncu yabancı oyuncudan daha feragat etmesi gerekecek. E, böyle bir ortamda e, tekrardan yeni bir yabancı e, oyuncunun gelmesi, üstelik yaşı da e, üstte olan 32 yaşında bir oyuncu Vakayem'e seneye 33 olacak. Yani Galatasaray'ın şu anki transfer politikasına uyduğunu söyleyemeyiz ama e, lig içinde çok değerli bir oyuncu çok kolay adam eksilten aslında Galatasaray'ın da aradığı tipe yakın bir oyuncu. Yani pozisyon hazırlıyor. yani bu yoktan var eden Galatasaray'ın eksikliğini bu sene çok hissettiği, üstelik tecrübesini de e, ligi de ligde çok iyi bilen bir oyuncu olduğu için de hani gelirse faydalı olmaz demem haksızlık olur bakayım adına. Benim çok beğendiğim bir oyuncu zaman zaman disiplinsiz hareketleri sağ içinde olabiliyor ama yani artıları eksilerinden çok yukarıda olan bir oyuncu. Ya yani ee, şunu Gal diyebilir miyim Tufan? Mesela Galatasaray sahaya çıktı. Lokomotiv Moskova ilk kombiyle sağda Galatasaray. Yedi kulübesinden dönüyorsun. Babel var ve veya diyelim daha doğrusu en vakama ver. Hangisi sana daha çok güven verir? Yani kesinlikle bence vakaya mı verir. Hatta yani maçı alır diyebileceğimiz bir oyuncu. Çok e, sefer derbilerde çok ön plana çıktı Vakayeme. Maçı tek başına aldı dediğimiz belki ondan fazla maç vardır. hem alternatif anlamında bir kere Galatasaray'ı çok yukarıya çıkarır. Yani Vakayeme gibi bir ismin kenarda veya sağ içerisinde olması çok artı yazar Galatasaray'a ama hani Galatasaray'ın transfer politikasına uyuyor mu konusuna gelirsek yani şu an e, uymuyor ama yani her şeyde olabilir yani Fatih Terim beğendiği bir isim ee, bu tip oyuncuları da çok beğenir. E, Galatasaray'ın da zaman zaman tecrübeli oyuncuya da ihtiyacı var. Sözleşmesi bitecek bir oyuncu uygun fiyatlı olursa ben kimsenin hayır diyeceğini düşünmüyorum açıkçası. Tabii sözleşmesinin bitmiş bitiyor olması tabii ki e, önemli bir durum ama hani futbolcu kariyer açısından baktığımız zaman, yetenek açısından baktığımız zaman zaten kimsenin hayır diyebileceği bir isim değil. Yani geldiği zaman hani Babel oturacağına yedi kulübesinde en vakame otursun. Sıkıştığı zaman oyun Mvakame'ye sahaya sürdüğün zaman da sana gol pozisyonu yaratır, çözüm üretir. Birebir de etkili, dar etkili, gol pozisyonuna girebilen, ıı, arkadaşlarını gol pozisyonuna sokabilen, rakip kapalı savunmaları çok iyi bir şekilde açan, kilit açıcı bir futbolcu. Envakame tabii ki kimse hayır diyemez Envakame'ye. Envakame çok iyi bir futbolcu. Süper Lig'de de çok beğendiğim isimlerden bir tanesi. E Galatasaray'da baktığımız zaman bu oyun formasyonuna Envakame uyar mı diye baktığımız zaman hani bazı maçlarda uyuyabilir, bazı maçlarda uyumaz. Nasıl mesela? Şimdi Kerem Morutan ikilisi var. Sağ tarafa Galatasaray bir arayış içerisinde ama Fegüli'nin yükselen bir performansı var. Şimdi bu üçlü olduğu zaman sen MWKM'yi de ilk sürersen o zaman Fegüli'yi kesmen lazım. E Fegüli bugünün yarın olacağı belli olmayan bir futbolcu. Fegüli iyi bir performans gösterirse zaten geri kalmaz MWKM'ye ama şimdi Fegüli'nin olmadığını seneye de Fegüli'nin gideceğini düşünürsek belki senin dediğin mantığa geliyoruz. Yani Galatasaray süreçmesinin bitmiş olması, hem Fegül hem e, Babel'den kurtulmuş olması, yabancı sayısında e, en azından iki tane kontajan açılacak. Bir de bu arada kulüpler birliğinden çıkan e, anlaşma şu, Türkiye Futbol Federasyonu'na yabancı sayısının ertelenmesini veya artırılması talebinde bulunacak. Ahmet Ağoğlu biliyorsun bu başvuru yapacak. Olası bir yabancı kısıtlamasında bir farklılığa giderse, o zaman bu tarz isimler gelebilir Galatasaray'a. Yani hep şöyle görmeyeceğiz. 22, 23, 23, 24 yaşlarında futbolcu görmeyeceğiz Galatasaray'da. Yani en tarzı ve en tarzı isimler de gelebilir. Çünkü yedi kulübenin de sağlam olması lazım. Yani şöyle baktığın zaman Ocak transfer döneminde bir Envakame katılsa bu takıma takımın seviyesi artar. Ve yaz transfer döneminde katılırsa takım farklı olur. En azından yedi kulübenin de güçlü olması lazım. E şimdi bakıyoruz Galatasaray'a. E bu haber zayıf. Emre Kılıç o katkıyı vermiyor. Barış Alper yeni yeni toparlamaya başlıyor. Muhammed giriyor olmuyor. Cagney giriyor olmuyor. ortalanda rotasyonumuz yok. Yani rotasyon çok önemli. Yedek kulübesindeki rotasyon. Şampiyon olmak istiyorsan, başarı elde etmek istiyorsan yedek kulübeni güçlendireceksin. Ama hani bir kez daha söyleyelim. Envakam için çok somut bir şey yok. Hani görüşmeden somut bir şey çıkmamış. Sadece bir ön e, görüşme ama ben bir kez daha üstüne basa basa söylemek istiyorum. Envakameninze önceliği Trabzonspor. Trabzonspor'un da önceliği MvKM'dir. Ben de katılıyorum abi. Yani kesin diye bir şey yok. Sadece hani bu bir fiyat soruşturması e, sözleşmesi biterse kaç milyon euro ister Galatasaray'da oynamak ister mi? Böyle bir soruşturma soru menajer aracılığıyla olduğunu düşünüyorum. E, tabii ki kulübün de izniyle olabilecek bir şey ki serbest bu. 6 ay kalmış sözleşmesi bitmesine. E, hmm. Yani olursa faydalı olur ama yani Trabzon'la özdeşleşmiş bir isim. Trabzon sporlarının çok sevdiği bir isim. E Trabzon'un şu anki planına da uygun isimlerden biri. E, Trabzon'da kalabilir ama böyle bir iddia var. Biz de bunu değerlendirmek istedik e, Erdal abiyle birlikte. Gelirse faydalı olur mu? E, gelmesi durumunda Galatasaray'da neler değişir? Nasıl bir oyun planı görürüz? E, bunu konuşmak istedik. E, teşekkür ederim Erdal abi. Bu haberi de ee, bize ulaştıran Ajan Spor'a da tekrardan kaynağı için teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim sevgili Tufan. Bizi izleyen herkese de teşekkürler. Bizlere abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız seviniriz. Hem Haber1905'e hem de Arma'nın peşinde iki YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.